Merhaba. Bugün muhteşem bir mukbang videosuyla karşınızdayım. Ne mi yapacağız bu mukbang videosunda? Benim için çok özel, çok da güzel bir mukbang videosu olacak. Çünkü bu muhteşem çikolatadan ayakkabının daha önce ASMR videosunu çekmiştim biliyorsunuz. Şimdi de dedim ki mukbang videosunu çekeyim. Ama bir de dedim ki hep ben kendim yapıp yiyorum. Bir de benim tatlışlarım da yesin bu muhteşem çikolatadan dedim. Uzun zamandır planlıyordum bu mukbang videosunu ama şimdi yapmaya karar verdim. Size kendi ellerimle bir sürpriz hazırladım. Peki bu sürpriz ne mi? Tabii ki bu muhteşem ayakkabıya artık siz de sahip olabilirsiniz. Nasıl mı? Bu ayakkabının sahibi olabilmek için öncelikle bu kanala abone olmak. Daha sonra hemen şurada, şöyle, şuralarda şöyle kocaman bir şekilde belirlen Instagram hesabını takip etmek. Ve bu Instagram hesabında bu ayakkabıyla birlikte hazırladığım postun altına en az 3 arkadaşınızı tek tek etiketlemek. Bu kadar. Ne zamandır istiyordum, ne zamandır planlıyordum. Hazır havalar da biraz soğumuşken dedim ki neden yapmayayım? Hatta ben buna karar verdikten sonra verdiğim günün akşamında ben bir yorum okudum. Abla ne olur yaptığın çikolatalardan bize çekilişte verir misin şeklinde. Şaşırdım kaldım aslında. Ben buna okeylemişim. Tamam, ben kafamda planlamışım, kurgulamışım. Ve bunun üzerine böyle bir yorum okuyunca dedim ki ayağın mı oldu? Hissettin mi? Bu nasıl bir yorum? Hatta gülüşmüştük bayağı bir. Şimdi de dedim ki vakti geldi, zaman geldi. Neden yapmayayım? Şöyle sizin için çok tatlı bir yine aynı şekilde bu dekore ettim. Sütlü çikolatadan yaptım bu sefer. Bir de boyanma soğuk büst aldım. Mislina bana eşlik etmiyor. Neden mi? Çünkü uyudu çocukcağız. Ben işlerimi bitirdim. Anca hazırlandım. Bu çikolatadan ayakkabıyı hazırladım. Ben hazırlandım falan derken saat şu an 1:30'a geliyor. Hafta içi de çektiğim için bu videoyu. Bebeğim uyuyor. Uyuduğu için de katılamadı. Dedim ki ben en iyisi tek başıma yapayım bu çekimi. Bir an önce de sizinle bu çikolatayı buluşturmak istiyorum. Şuna bakar mısınız? Şurada parmak izim oldu. Fotoğraf çekilirken elimin sıcağıyla. Hemen tadına bakayım. Sütlü çikolatayı bir ayrı seviyorum ya. Bu videoyu sanırım yanlış hatırlamıyorsam 20 bin aboneye özel yapmıştım. Çikolatadan ayakkabı bayağı da oldu. Biliyorsunuz ki Türkiye'de ilk ben yapmıştım. Daha sonra tabii yapanlar türedi. Hatta bana geçenlerde DM'ler geldi. Aa senin konseptin, aa senin konseptin yapıyor filan diye. Tanınmış bir kişi böyle bu tarz çikolatadan objeleri test etmiş. Tabii beni sevenlerin de hemen ben aklına gelmişim. Bana DM'den bayağı bir mesaj gelmişti o gün. Hatta videonun altında da bayağı yazmışlar. Tuğçe abla da yapmıştı bunu. Tuğçe abladan mı gördüm falan şeklinde. Ona çok güldüm. Aşırı güldüm. Tabii biz bunları hazır almıyoruz. Biz bunları ellerimizle yapıyoruz. Yalnız var ya. Geçenlerde dedim ya ben size 39 numara ayak numarası kadar büyüklüğünde. Yani böyle hani kıysam, kıyabilsem yaptığım o emeklerini şey yapacağım, test edeceğim, bir deneyeceğim ama diyemiyor. Kıyamıyorum. Şimdi de orta boy topuklu bir ayakkabı oldu. Dekorunu da hemen video öncesinde yaptığım için donmasını bekleyemedim çünkü. Çok vakit kaybediyordum. Vakit kaybetmek istemedim. Bana bu ayakkabının yapım videosunu da çok istediniz. Hatta çekecektim. O ara 15 tatile giriyorduk. 15 tatilde çekelim falan dedim. Çok aşırı yoğundum. Aşırı yoğun çalışıyordum dışarıda. O yüzden vakit bulamadım. Ama artık diğer videolarda da söylediğim gibi yeni bir arka plan hazırlıyorum yapım videoları için. Çok tatlı bir şekilde ASMR'da gördüğünüz her şeyi, hani sosundan tutun orada gördüğünüz ve hani merak ettiğiniz her şeyi orada yapmayı planlıyorum gücüm yettiğince. Çok küçük olanları da YouTube'a değil Instagram TV'ye yüklemek istiyorum. Oradan size ulaştırmayı planlıyorum. Bunun için de hazırlıklarım devam ediyor hala. Çok bir şey kalmadı. Oradan artık yarın bir gün merhaba mutfağıma hoş geldiniz şeklinde bir videoyla karşılaşabilirsiniz yakındır.
O zaman çikolatayla alakalı, zaten daha önce çikolatadan el aletleri nasıl yapıldığıyla alakalı size video çekmiştim. Daha da çekeceğim. Benden dolgulu çikolatalar istediniz. Mavi yiyecekler, ASMR videosundaki bonbon çikolatalardan istediniz. Yapacağım ama bazı çikolatanın çok aşırı teknikleri var. Sizi de boğmak istemiyorum aslında. Evde basit usul yapacağınız şekillerini göstereceğim. Nasıl katkı maddesiz, doğal ve sağlıklı çikolatalar elde edersiniz? Çocuğunuza, ailenize, sevdiklerinize bunları yedirirsiniz. Bunlardan bahsedeceğim. Bunları göstereceğim. Ama normalde zaten yine beni biliyorsanız, beni takip ediyorsanız, ki daha önce bir gün vlogumu çekmiştim. Orada görenleriniz vardır. Biliyorsunuz ki Eskişehir'de yaşıyorum. Eskişehir'de de çikolata workshopları düzenliyorum. Daha çikolatayla tanışmamış kişiyle bile direkt başlıyoruz çikolataya giriş programında. Daha sonra da bu böyle aşama aşama tekniklerle birlikte farklı spesifik ürünlere kadar ilerliyor. Hatta birebir eğitimler, workshoplar da veriyorum. Eğer iş yeri açmak isteyenlere teknik eğitimler de veriyorum. Bunları şehir dışında da yapıyorum. Yalnız tabii her yere ulaşamıyoruz. İşimiz çok yoğun. YouTube var. Aynı zamanda burada YouTube'un editleri çok ciddi anlamda vakit alıyor. Her istediğim zaman, özellikle YouTube'a başladığımdan beri, kafama estiği gibi şehir dışına çıkıp eğitim programlarına katılamıyorum. Ben de dedim ki bunu ne yapayım? Eğer böyle bir eğitim programına ilgi duyan, bunu bir meslek edinmek isteyen olursa, gerçekten çikolatalarını kendi yapmak isteyen, bu hobiye sahip olmak isteyen olursa, online eğitim programları hazırlayıp bu online eğitim programlarında A'dan Z'ye çikolatadan neler yapılabilir tek tek anlatayım istedim. Bununla da ilgili çalışmalar yürüteceğim. Umarım bu kadar yoğunluğun içerisinde bir an önce vakit bulabilirim. Çünkü çok heyecanlandırıyor beni bu projeler. Biraz da şuradan yiyelim. Bununla alakalı bir soru işareti olmasın aklınızda, bu boyayla alakalı. Dekor için kullanılıyor bunlar. Herhangi bir tadı yok. Farklı böyle sizi kötü hissettirecek bir tadı yok. Tamamen çikolatayla bütünleşiyor. Aynı zamanda gıdaya uygun tabii ki. Bu tarz ürünlerde, özellikle çikolatada, dekor yapmak çok keyifli. O kadar emek veriyorsun, sonra burada parçalıyor parçalıyor. Benden nasıl şef olduğumla alakalı da birçok soru geldi. Benden bununla ilgili video çekmemi çokça istediniz. Şimdi çok uzun ve detaylı olacağı için bugün değil, daha sonra gireyim dedim konuya. Ama çok keyifli olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur herhalde, değil mi? Bana işimle alakalı da çokça soru soruyorsunuz. Abla işte markaları ne? Abla ne olursun şu yaptığın çikolatalardan sat, çok zengin olursun diyenler var. Onları çok ciddi anlamda gülüyorum. Böyle hoşuma gidiyor. Çok tatlı geliyor bu yorumlar bana. Ben daha önce hiç internet satışı koymadım. Çünkü çikolata birazcık riskli. Yazın, kışın kargolama sıkıntısı yaşayabiliyoruz. Biraz da nazlı olunca böyle sıcaktan ve soğuktan çok çabuk etkileniyor. O yüzden bu kargo ile alakalı sıkıntıları kafamda tamamen bitirdikten sonra online satışları da başlayacağım. Hatta benim kendime ait 3 tane isim hakkım var. Patentli. Biri sadece Chocolate Cafe tarzında. 2 tane Benaş'ta, 1 tane de franchise verdim. Ama şimdi online satışa yönlenmek istiyorum. Hatta şuraları bir yerlere, onun Instagram sayfasını da oluşturduğum, yavaş yavaş hazırladığım Instagram sayfasını da yazarım. Orada da ilerleyen zamanlarda bu tarz spesifik çikolatalar satışlarını yapacağım. Oradan da takip ederseniz eğer, yaptığım çikolataları, yaptığımız tasarımları görebilirsiniz zaten. Ki daha ASMR'da her şeyi gösteremedik bile, zamanla gösteriyorum. Ara ara giriyorum çikolataya, çok da sıkılmayın diye. Ama aşırı 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 keyifli. Yaparken ayrı bir keyifli. Onun ortaya çıktığı sonuçta tamamen bambaşka bir keyif alıyorsunuz. Ciddi anlamda çalıştığım işte aşırı keyif alarak çalışıyorum. Dilerim, umarım sizin için de geçerli olur. Gerçekten, gerçekten hayatta en önemli şeylerden biri çalıştığınız işten keyif almak, yaptığınız işten keyif almak. Keyif aldıkça daha, çünkü daha verimli oluyorsunuz. Ben de elimden geldiğince, gücüm yettiğince farklı şeyler yapmayı planlıyorum. O kadar çok yapacağım şey var ki size sıraladım. Umarım bunları böyle bir an önce yapabilirim. Bazen diyorum ki keşke benden 2-3 tane daha olsa. Biri ASMR çekse, biri çikolata yapsa, biri öbürünün başında dursa filan. Ama olmuyor maalesef. Onun dışında sadece YouTuber olmak gibi bir amaç gütmüyorum.
YouTube başına çok zaman aldığı için zamanla insanları kendi işlerinden, var olan işlerinden sıyrılıp YouTube'a tamamen odaklandığını görüyorum. Bu benim için gerçekten çok zor çünkü çikolatadan kopacağımı düşünemiyorum. Kopamam yani, yapamam. Yani öyle bir tercih yapmak zorunda kalmam umarım. Çünkü tercih yapmam kendim perişan ederim. Onu biliyorum adım gibi. Onu da yetişeyim, öbür tarafa da yetişeyim diye diye. Burada yaklaşık yarım kilo çikolata var. Tabii bu gramajını ben ayarlayabiliyorum. Bu sefer dedim ki hani çok ağır bir çikolata olmasın, çok kalın olmasın. Çünkü bitiremiyorum. Aynı zamanda da yazık oluyor. Böyle görüntüsü bozulduktan sonra bu şekilde kalıyor. Böyle buzdolabında hiç hoş olmuyor. Aslında ben yaptığım çikolataları şimdiye kadar hiç bu kadar yemedim. Gerçekten. Hiç bu kadar yediğimi hatırlamıyorum. Evet, tadına bakıyorum. Spesifik olanların, dolgulu oranların tadına bakıyorum. Nasıl bir şey ortaya çıkmış diye en son test etmek için. ASMR videoları sayesinde kendi çikolatalarımı hiç yemediğim kadar çok yedim. Ay, benden bu kadar pes kesti vallahi, ciddi anlamda. Süt olmasa falan mümkün değil, yiyemezdim. Çikolatayla da süt harika oluyor. Bugünlük bu kadar. Ne yapıyoruz? Tekrar hatırlatıyorum. Bu çikolatadan ayakkabıya sahip olabilmek için bu kanala, Tuğçe Mislina'ya abone oluyoruz. Birinci şart. İkincisi, şurada hemen belirecek, Şef Tuğçe Mislina, yani kişisel Instagram hesabıma abone oluyoruz. Daha sonra çikolatayla birlikte, bu ayakkabıdan çikolatayla birlikte paylaştığım postun altına 3 arkadaşınızı tek tek etiketliyorsunuz. Ne kadar çok arkadaşınızı etiketlerseniz o kadar şansınız çoğalır. Hepinize bol şans. Bu arada çekiliş sonucunu 15 Ekim'de paylaşacağım. Instagram'dan da size haberdar ederim. YouTube'dan da haberdar ederim. Bu çekilişleri de zaman zaman tekrarlamayı planlıyorum. Bu sizin de çok hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum. Ayrıca YouTube'da da böyle bir çekilişle bir ilki daha gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu benim için çok daha heyecan verici. Size ellerimle yaptığım çikolataları hediye olarak göndermek de benim için çok keyifli olacaktır. Hepinizi çok 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 seviyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bye bye.